yapacaksınız? Tabii. Başlangıçta keyif verdiği için kullanılan maddelerin bir zaman sonra yoksunluk belirtilerini ortadan kaldırmak için kullanılmasıyla aslında bağımlılık başlamış oluyor. Yani ilk başta o madde keyif veriyor. Ama beyinde öyle bir etki yaratıyor ki sanki o bizim yemeğimiz, suyumuz, hani oksijenimiz, hayati bir maddemizmiş gibi algılanmaya başlanıyor. O bağımlılık yapan madde. Ve biz artık onun yoksunluğunda ortaya çıkan stres, gerginlik, rahatsızlığı ortadan kaldırmak için kullanıyor oluyoruz. Ve bağımlılık başlamış oluyor. Yani onsuz yaşayamamak. Onsuz yaşayamamak gibi bir şey olmuş oluyor. Sanki o olmadığı zaman ölecekmiş gibi algılamaya başlıyor. Sanıyorum psikolojik desteğin tedavideki önemi de buradan kaynaklanıyor, değil mi? Aynen. Yani bunu anlatıyoruz öncelikle. Hani bunun mekanizmasını iyi anlatmak, açıklamak gerekiyor. Bunu anlatıyoruz ve diyoruz ki hani bu oksijen gibi, hani şu an yemek gibi, su gibi algılanıyor beyin tarafından. Ama bu böyle değil. Bundan kurtulmak mümkün. Zor ama mümkün. Öncelikle bunu anlatıyoruz. Sonrasında da tabii ki kişinin iradesi bu konuda çok etkili oluyor. Çünkü sürekli ataklar geliyor, istek geliyor, arzu geliyor. O ataklar esnasında nasıl geçiştirilebileceğini öğretiyoruz, anlatıyoruz ve geçtiğini anlatıyoruz aslında. Hani yani bunsuz da yaşanabilir, bunu anlatıyoruz. Sonrasında uzun bir yol, uzun bir terapi prosedürü. Bir kişi de zararlı maddeye karşı alışkanlık, bağımlılıktan bahsedebilmek için ne kadar bir süre geçmiş olması gerekiyor o maddenin kullanımı ile ilgili? Daha doğrusu ne zaman bağımlı hale geliyor kişi? Şöyle, dediğim gibi o madde artık yoksunluğunda, o maddenin yokluğunda ortaya çıkan yoksunluk belirtileri varsa artık bağımlı olmuş oluyor kişi. Mesela işte sigara içmeden kendini rahatlatamıyorsa. Ve aynı rahatlık hissini elde etmek için her seferinde daha fazla kullanması gerekiyorsa bunlar çok önemli etkenler. Yani yoksunluk belirtileri, her seferinde daha fazla kullanma ihtiyacı aynı keyfi elde edebilmek için. Ve bunun yanında o maddeyi elde edebilmek için, o maddeyi kullanabilmek için zamanının büyük bir kısmını ayırması. Birçok şeyden fedakarlık edip o maddeye yönelmesi bize artık kişinin bağımlı olduğunu gösteriyor. Şimdi orada çok önemli 3 detay var. Onların üzerinde durmanızı rica edeceğim. Çünkü belki de birçok kişi aslında bağımlı, alkolizm tuzağında. Fakat bunun farkında bile değil. Kabullenmez zaten yanılmıyorsam, değil mi? Özellikle bağımlılar. Evet, şimdi bağımlılık tedavisinde öncelikle biz kişinin ne kadar hazır olduğunu değerlendiriyoruz. Buna tasarlama öncesi dönem deniyor. Yani kişi henüz aklında yok. Kullandığı maddeyi bırakmayla ilgili herhangi bir şey düşünmüyor. Zaten bağımlı olduğunu düşünmüyor. Kabullenmiyor zaten. Kabullenmiyor. Buna biz tasarlama öncesi dönem diyoruz. Bu dönemde kişiyi motivasyonel görüşmeyle ikna etmek gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Kanıtlar sunmak gerekiyor. Aslında hayatının ne kadar büyük bir kısmını işte bu maddenin teşkil ettiğiyle ilgili kanıtlar sunmak gerekiyor. Çok yumuşak bir dil kullanmak gerekiyor. Tasarlama öncesi dönemi geçtikten sonra tasarlama dönemi başlıyor. Artık o kişi de ikna olmuş oluyor. Tamam diyor. Hani yollarını araştıracağım. Ben bunun üstesinden gelmeyi düşünüyorum şu an. Hani henüz o aşamaya geliyor yani bu kadar konuşmadan sonra. Evet. Motivasyonel görüşmenin önemi çok büyük bağımlılıkta. Yani çok yumuşak bir dille, çok arkadaşça bir tavırla öncelikle ikna etmek. Bu tasarlama öncesi dönem. Ardından tasarlama dönemi. Kişi yavaş yavaş düşünmeye başladı. Ondan sonra hazırlık dönemi. Daha hazırlık dönemi, üçüncü basamak hazırlık dönemi. Uzun bir yol haritası belirliyorsunuz. Öyle çok da kolay değil zaten bu. Evet, maalesef zor bir şey, süreç. Nasıl diyeyim, süreç, yol. Ama mümkün, hani aşılması mümkün, bağımlılıktan kurtulmak. Neyden kurtulmak daha zor diye soracağım. Fakat önce İstanbul'dan Oktay Bey'e döneceğim. Oktay Beyciğim, günaydın efendim. Günaydın. Buyurunuz, sorunuzu alalım. Sizin var mıdır bir bağımlılığınız ya da çocuğunuzla mı alakalı aradınız bu zaman? Yok, ben kendim sigara içiyorum. Doktora da gittim, orada bir faydasını göremedim. Tamam. Ne kadar içiyorsunuz örneğin günde? 2 paket. 2 paket. Kaç yıldır içiyorsunuz o 2 paket sigarayı? 34-35 yıldır. Doğduğunuzdan beri neredeyse içiyorsunuz sanıyorum. Sesiniz gidip geliyor. 12 yaşında başladım. Evet, hemen uzmanınıza soralım. Bırakmayı teşebbüs ettiniz mi? Ettim. 6 ay içmedim. 6 ay sonra nasıl olduysa anlayamadım. Tekrar başladım. Sonra Bakırköy'e gittim.
Bana bir hap yazdı. İşte faydasını görmedim. İlaç adı vermiyoruz. Hemen uyarayım ben onu. Tamam. Sormak istediğiniz bir şey var mı Oktay Bey'e? Oktay Bey, siz 35 yıldır günde 2 paket sigara kullanan birisiniz. 12 yaşında başlamış. 12 yaşından beri. Herhangi bir sağlık problemi var mı acaba Oktay Bey? Sağlık problemim yok. Sigarayla ilgili öksürük var tabii ki. Nefes alamıyoruz da. Peki 6 ay bıraktım. Bıraktım, sonra yeniden başladım. Neden Oktay başladım bilemiyorum dedi. Ama bir ipucu vardır belki. Var ipucu var. 4 ay yanımda sigara içenlere bile kızıyordum. Ama ondan sonra böyle bir duygu başladı yani. Nasıl diyeyim, bir hasret gibi. Yani. Peki İlla nasıl bir hasretse artık anlamadım o kendinize zarar vermenin hasreti. Peki hoşça kalın efendim. Soralım bakalım. Sizin durumunuzda olanlar çok fazla çünkü bunu biliyoruz. Hoşçakalın Oktay Bey. Şimdi bu hikayeye çok rastlıyoruz. Evet. Önce şunu soralım. Bu bağımlılıklar arasında en kolay bırakılanı sigara mı? Hayır, maalesef. Öyle sigara mi? Değil. Çünkü çok yaygın kullanılan bir şey sigara. Yani her yerde var. Sokakta var, kafede var. Ulaşılması çok kolay, yakması çok kolay, içmesi çok kolay, paketlenmiş, sarılmış vesaire. Yani bırak, hani bu aşama aşama anlattım ya, üçüncü basamağa kadar geldik hazırlık. Bunun sonrasında iki basamak daha var ve son basamak temiz kalmadır. Yani artık geriye dönmemedir. Ancak o zaman biz tamam bitti deriz. Onun bir süresi var mı? Yok, hayat boyu. Eğer bir kişi bir kere bağımlı olduysa artık hayat boyu o kişi bağımlıdır. Hiç içmiyor dahi olsa o kişi hala bağımlıdır. Yani mesela yaptığı bir kere yedin mi? Diyelim ki Oktay Bey 35 yıldır içmiş. Yani 35 yıl içmesin. Bir 35 yıl içmesin, bir sigara yaksın sonra tekrar her şeye, bütün o döngüye yeniden başlama riski var. Peki şimdi beyefendi 6 ay hiç içmemiş. Bir şey diyor, hasret diye anlatıyor. Evet. Ben çok algılayamadım şimdi onu ama herhalde onu yaşayan biliyordur mutlaka. Evet. Böyle bir durumuna gelmiş ve içmiş. Yeniden 2 pakete de yükseltmiş enteresan şekilde. Yeniden bırakmak istese kendisini nasıl motive edecek? Var mıdır bu işin bir ipucu, psikolojik destek görüyorsunuz? Tabii madem. Öncelikle motivasyonel görüşmeyle, hani zararlarıyla ilgili bilgilendirmek gerekiyor. Kişi neden bırakmak istiyor? Neden bıraktı? Neden başladı? Bunları öğrenmek gerekiyor. Bir de şöyle çok kritik bir nokta var bence. Şimdi hani hasret gerçekten hani 35 yıldır aslında bir arkadaşı gibi sigara onun. Hani yalnızlığını paylaştı, hüzününü paylaştı, neşesini paylaştı, keyfini paylaştı. Bir kötü sürü bir şey. Arkadaşım. Evet, bir sürü şey paylaşılmış. Kötü bir arkadaş var orada. Aha. Şimdi o arkadaşı birdenbire kesip attığımızda koskocaman bir boşluk oluşuyor. O boşluğun yerini doldurmak lazım. Psikolojik destek de burada çok kritik. Tamam, neyle dolduruluyor mesela? Yani daha sağlıklı, o ihtiyaca yönelik başka şeyler oraya koyuyoruz. Yani insanlar neden bağımlılık yapan maddelere yöneliyorlar? Bir kere uyarılmak istiyorlar. Yani bir şeyler onları harekete geçirsin istiyorlar. Keyif almak istiyorlar. Bir şeyleri unutmak istiyorlar. Daha kolay baş etmek istiyorlar. Rahatlamak istiyorlar. Bunların yerine, bunları tespit edip bunların yerine daha sağlıklı olanlarını koymak gerekiyor. Ne bileyim, uyarılmak istiyorsa müzik dinlemek, dışarı çıkmak, spor yapmak, yürüyüş yapmak, rahatlamak istiyorsa ne bileyim rahatlatan başka bir sürü sağlıklı yöntem var. Zahmetli mi geliyor acaba diğerlere? Olabilir. Tembeller mi daha yönelikler? Mesela ben bunu şu an merak ettim. Hani spor yapmak, evet hakikaten endorfin hormonu da salgıladığı için vücut mutlu da eden bir eylem. Doğru. Fakat bunun yerine oturup alkol almak. Hani oturduğun yerde işte homini gırtlak alkolü de aldın. Bu daha mı rahatlatıyor ve tembeller mi daha çok yöneliyor? Mesela olabilir. Var mıdır bir genelleme? Olabilir. Tabii ki olabilir. Ama bir de kültürel bir tarafı da var diye düşünüyorum ben. Eğer aile geleneğinde bu varsa, hani akşam sofra kurulup işte herkes beraber içip sohbet edip bu şekilde rahatlama kültürü varsa, bu kültür aileden çocuğa aktarılabiliyor. Şimdi aileler ve bağımlılığı özellikle soracağım. Çünkü ben inanıyorum ki ergenlik dönemine kadar kişiliğinize dönük edinimleri alıyorsunuz. Ve burada çok rol doğru. model anne, baba, amca, dayı, çok teyze doğru. değil mi bunlar? Çok nasıl doğru. davransınlar ki çocuklarını bu zararlı alışkanlıklardan korusunlar? Bir onu soracağım ama İstanbul'dan Yako Bey'de bir şey soracak. Yako Bey, günaydın. Merhabalar, günaydın. Merhabalar, buyurun sorunuzu alın. Ben içki... Alo, ben içki kullanmıyorum. Alkol almıyorum, sigara da kullanmıyorum. Evet. Şu anda da çok dingin bir durumdayım yani. Çok sakin bir durumdayım. Aha. Daha yeni uyandığım içindir bu. Duşumu yapacağım kuvvetli ihtimal hemen ardından
oraya buraya yetişmek için kendime yüklediğim sorumluluklarla ya da onlardan kaçmak için rutin olan maddelerimi kullanmaya başlayacağım. Ve bu beni profesyonel bir yalancı yapıyor. Onu aldığım an itibariyle profesyonellik derecesinde ötelemeye başlayabiliyorum. Yani bu yalanı kendime karşı söylüyorum. Çünkü hani bir şekilde bunu kullanmak için kendime doğru lafı herhalde. Bunu empoze etmeye çalışıyorum kendime. Yakobe, siz madde kullanıyorsunuz zannedeyim. Anladığım kadarıyla değil mi? Madde bağımlısınız. Öyle evet. midir? Evet. Kaç yıldır? 20 yıldır. 20 Peki yıldır. Hiç tedavi olmayı denediniz mi? Oldum. Londra'da oldum. Budapeşte'de oldum. Türkiye'dekiler verimli değil. Çünkü Balıkkuru'nda oldum. Tamam. Ama devam ediyor. Evet. Yani çünkü bunun şey yok yani Türkiye'de belli bir şey yok, tekniği yok ne yazık ki. Minimum 6 ay ile 18 ay arasında bu tedaviyi almak gerekiyor. Londra'da 18 ay aldım. Ama yine de devam ediyor diyorsunuz durum. Yani bu bir irade zafiyeti midir ya da yani hanımefendi. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hanımefendi bununla ilgili herhalde bizi aydınlatıyor. Hakikaten sıkıldım yani kendime katlanamıyorum artık. Özel hayatınızda ne değişiyor? Ailenizle ilişkileriniz sekteye uğramıyor mu? Kayıplarınız olmuyor mu? Bunu merak ettim. Ya 4 tane evlilik, 4 tane bitmiş evlilik, 4 tane ayrık çocuk anlatıyor her şeyi herhalde. Daha ne olsun ki değil mi? Daha ne olsun yani. Pekala Yakobeyciğim kurtulmanızı diliyorum. Hoşça kalın. Zaten istekli olmak çok mühim. Peki Türkiye'de hakikaten mesela beyefendi diyor Budapeşte de aldım, Londra'da aldım. Türkiye'de sistemli şekilde aslında değil mi? Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde var, amatem var. Bu tedaviler başarıyla yapılamıyor mu? Ben yapıldığını biliyorum. Bırakanları da biliyorum. Yani ki. Fiziksel olarak kişiyi bağımlılıktan kurtarmak mümkün. Büyük ihtimalle de kurtarma söz konusu oluyordur, kurtarılabiliyordur. Ama sonrasında dediğim gibi tekrar geri dönüşü önlemek o kişinin hayat tarzıyla İrade. Alakalı bir şey. İrade ve yanında hayat tarzı, ne kadar sosyal desteği var, sosyal çevrenin değişmesi gerekiyor. Mesela o tedaviyi aldıktan sonra hala aynı arkadaşlarla görüşülmeye devam ediyorsa, aynı ortamlarda bulunmaya devam ediyorsa birey tekrar geri dönme riski ortaya çıkıyor. Bir de bence şu çok kritik. Öncesinde yani hani erken çocukluk döneminde ne tür travmalar yaşadı kişi? Özellikle işte göç, savaş ya da buna benzer başka travmalar varsa çocukluğa ait o travmalarla ilgili psikoterapi yapılmadığı zaman tekrar tekrar bunlarla baş etmek için bu gelen işte hatıralarla, kötü duygularla baş etmek için kişi kendine yine bir nevi baş etme mekanizması olarak bağımlılık yapıcı maddelere verebiliyor. Şimdi madde bağımlılığı denilince sigaradan, nikotinden başlamak lazım. Kocaman bir yelpaze var ortada maalesef geniş. Ve ülkemizde yaygın. Üzülüyoruz buna, üzülerek ifade ediyoruz ama bu böyle. Yani mücadele etmemiz maalesef. Gerekiyor. Şimdi Pınar Hanım, hangi tür ailelerin çocuklarında madde bağımlılığına yatkınlık var özellikle? Aslında daha önce de söylediğim gibi öncelikle hani aile kültüründe varsa böyle bir şey yani hep beraber toplanıp işte alkol ve güzel bir masa ve işte yemekler çocuklar beraber bu şekilde hani çocuklar model alarak öğreniyor. Kendi hayatlarında da bunu devam ettirebiliyorlar. Bir de şöyle bir şey de oluşmuş olabiliyor. Hani ailede var demek ki zararı olmayan bir şey. Ben bir bağımlının kendi ağzından dinlemiştim. Evet. Hani benim ailemde kültürel olarak böyleydi. Biz akşam hani bir araya gelirdik. Çoluk çocuk işte büyükler içerdi. Biz de alkollü bir şey içmezdik ama onların ne kadar eğlendiğini görürdük. Herkes şiirler okurdu. Şarkılar söylerdi. Kodlanıyor beyni. Çok keyifliydi. Yani orada keyif ve eğlence ve güzel işte iyi duygularla kodlanmış. Ama asıl olan şey çocuklar uyuduktan sonra oluyormuş. Ben onu çok sonra öğrendim demişti. İşte daha sonra o alkolün etkisiyle. Evet bağımlının ağzından duymuştum. O alkolün etkisiyle kişilerin kontrolsüz davranışları ortaya çıkıyor sonrasında. Yani
her zaman böyle keyif veren bir şey olmuyor. Daha da sonrasında zarar verici davranışlar ortaya çıkabiliyor. Ama bunlar çocuklar yattıktan sonra oluyormuş ve o kişi bunu hiçbir zaman görememiş. Ve hep alkol hani iyi bir şeymiş gibi kodlanmış zihnine. Daha sonra işte aileden gelen kültür, daha sonra arkadaş çevresinin müsait olması vesaire derken en sonunda bir alkolik olarak karşımıza geldi. Ve işte her ne kadar bırakmaya çalışsa da bırakamadığı dönemler olduğundan bahsetti. İnsanlar bağımlı olduklarını kabul etmiyorlar dedik ya. Şimdi bir kişide bağımlı olduğunu anlamak için ne tür belirtiler gerekiyor? Ve nasıl ikna ediyorsunuz? Ayrıca bütün bunları bırakırken nasıl bir psikolojik destek veriyorsunuz? Zannediyorum siz bir merkez olarak zaten bu işi yapıyorsunuz. Ve 24 saat telefonla da destekliyorsunuz. Evet. Değil mi? Biz daha biraz çok bahsedelim sigara bundan. Bağımlılığıyla ilgili böyle bir şey yapıyoruz. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Öncelikle fiziksel tedaviye yönelik uygulama yapıyoruz. Soğuk lazer uygulaması yapıyoruz. Sonrasında da psikolojik destek yapıyoruz. Tamam. Ama kişiler tabii sigarayla ilgili hani sigarayı bırakmayla ilgili ikna olma sürecinde de motivasyonel görüşme yapıyoruz. Yani sigarayı bırakmama sebeplerini soruyoruz mesela. Neden bırakmak istiyorsunuz? Ne diyorlar en çok? Ben sevdiğim için içiyorum diyeni çok duydum. Evet. Boşluğa düşerim diyor mesela. Hayattan keyif alamam diyor. Bunu açıklıyoruz. Hani neden boşluğa düşecek gibi hissettiğini açıklıyoruz. Bakın diyoruz hani bu kadar zamandır içiyorsunuz. Evet haklısınız. Gerçekten de bu kadar zamandır size arkadaşlık etmiş bir şeyi birdenbire kesip atmak zordur. Hani önce onun tarafında beraber yürüyoruz. Muş gibi yapıyorsunuz hani aslında karşı, değil mi? İkna karşı, aynen bu. Öyle. Ama öyle gerçekten. Benim gibi öyle. Böyle mürebiye gibi yaparsanız herhalde ters tepe. Yani o kişiyle böyle karşı karşıya gelmektense o kişiyle yan yana yürüyoruz. Onu da hissettiriyoruz. Aile ne görev düşüyor? Şimdi anneler babalar bizi izliyorlarsa şurada 10 gün 15 gün sonra okullar açılıyor. Çocuklarında ne farklı gelirse yahu benim çocuğumda bir bağımlılık mı gelişti ve ben ilk etapta ne yapmalıyım? Ne tavsiye ediyorsunuz? Ne dikkat etsin çocuklarında? Yani daha çok kendi içine kapanmış, sadece kendi başına vakit geçirmeye çalışan. Hani genel olarak ergenlik döneminin bir özelliğidir bu. Ama bu işte bunun yanında mesela yeni arkadaşlar türediyse daha önce bilmediğiniz, tanımadığınız yeni arkadaşlar ve bu arkadaşlarla çok zaman geçiriliyorsa bu çok önemli. Çok para harcanmaya başladıysa, dile yeni kelimeler eklendiyse. Çünkü bu bağımlılık yapan maddeleri kullanan grupların ortak dilleri vardır. İşte argoda bunların belli terminolojileri vardır vesaire. Hani bunlarla ilgili uyanık olmalarını tavsiye ederim ben. Ne bileyim internetten araştırmalar yapabilirler, kitaplar okuyabilirler. Telefonlarını karıştırsınlar çocuklar. Telefonunu karıştırmak ne diyorsunuz şunu buna? Tavsiye edebilirim. Için. Mesela bu hani internette sosyal paylaşım ağları var. Ebeveyn de o ağa girsin ve kendi bir hesap açsın. Ve çocuğunu da hakikaten arkadaş olarak çocuklar eklesin. Çocuklar annelerini babalarını ekletmiyorlar ama biliyorsunuz ama şöyle, değil mi? Evet ama bununla ilgili pazarlık yapılabilir. Şimdi ergenlik dönemi pazarlık dönemidir bence. Tamam. Çünkü özgürlük ister çocuk ama özgürlüğün yanında sorumluluk da beraber gitmeli diye düşünüyorum. Sınırsız özgürlük olmaz. Özgürlük artı sorumluluk beraber. Bununla ilgili pazarlık yapılır. Tamam ben gireceğim, beni ekleyeceksin. Ama şöyle de bir şey olabilir mesela. Ebeveyn her şeyin altına yorum yapmaz, her şeyi beğenmez. Yani orada olur ama varlığını hissettirmez gibi. Hani bunu tavsiye ederim. Orada olun ama güzel. Varlığınızı hissettirmeyin. Zaten bir zaman sonra çocuk onu unutur. Hani burada annem de vardı, babam da vardı filan olayı. O kadar zekiler ki. Bunların... Yani olur engeller vesaire ama mutlaka hani zeki olan ebeveynler Peki, bir şekilde çocuk yakalar. Çocuk bir madde kullanıyorsa özellikle sigarayı belki kokusundan algılayabilirsiniz. Ama madde kullanıyorsa çocuğumuzun yüzünden gözünden yatmasından kalkmasından derslerinden nasıl anlayacağız? Tabii, var mıdır belirtileri? Daha durgun, daha belki enerji olarak daha düşmüş olabilir. Ve bunun yanında bence çok para harcamaya başlaması. Bu çok önemli. Telefonunu sattıysa, ne bileyim bir şeyler gidiyorsa evden. Bu konuda uyanık olmak lazım. Ve terminoloji dediğim gibi çok önemli. Hani bunlara baksınlar. Bunlara uyanık olsunlar. Belki yakalandı, böyle bir şey gördük, böyle bir ipucu. O an
tabii ki bir anne baba için çok zor bir an. Evet. Panikleyecektir, duygusal travmalar atlatacaktır ki çocuğuna yardım etmeden önce biraz daha dingin ve dik olması lazım, soğukkanlı olması lazım. Bunları gördüğü andan sonra çocuğuyla nasıl bir diyalog kursun? Bence öncelikle bir uzmana gidilebilir, bu konuda bilgi alınabilir. Çünkü şüpheyle de olsa mesela gelenler var, acaba kullanıyor mu diye gelenler var mesela. Bu konuda uzmandan daha çok bilgi alır, daha profesyonel bilgiler alır ve uzmanla birlikte çocuğa nasıl davranılması gerektiğini konuşabilir. Tamam. Hani bir anda o hani paniklemeyle, şokla çocuğun karşısına geçmek daha da ters tepebilir. Hani her zaman bağımlılıklarda o kişiyle beraber yürüdüğümüzü göstermemiz lazım. O kişinin karşısında değil de o kişiyle beraber. Ebeveyn de bu şekilde hareket etmeli. Bir şefkat ortamında değil mi? Evet. Çocuğa belki telkinde bulunurken ve sizlerle takım çalışması yapması gerekiyor anladığım kadarıyla. Doğru. Ebeveynin, hatta eğitimcilerin. Çok doğru. Değil mi? Evet, maalesef okul önlerinde yapılıyor artık bunlar. Okul önlerinde satılacak hale geldi maalesef. Evet, maalesef öyle. Şimdi Konya'dan Hasan Bey'e döneceğim. Son bir telefon. Hasan Bey, günaydın. Günaydın. Buyurun, sorunuzu alalım efendim. Benim yaşım 65. Allah uzun ömürler versin. Buyurun. 40 yıldır sigara içiyorum. Günlük 1,5 paket falan. Ben bunu bırakmak istiyorum. Geçen işte bundan 2 ay önce ömrüyeyim. Orada dahi bırakamadım. Ben nasıl bırakabilirim? Doktora gittim. Doktor bırakma ilacı yazıyordu. Bana yazmadılar. Vermediler. Peki. 68 yaşındayım. Günde 10 kilometre aşağı yol yürümüyorum. Zararı oldu mu? Sağlığınızda problem var mı şu an? Yok. Şimdi... Ama nefes darlığı var zannediyorum. Var mı? O da çok nadir şey değil. Günde 1,5 paket. Yani 2 pakete varıyor da 1,5 paket günlük kendi içtiğim. Evet, peki. Soralım bakalım. Bırakmak istiyorsunuz. Bu güzel. Hoşça kalın Hasan Bey. Şimdi bırakmak isteyip bırakamamak. Orada irade zayıflığı mı var? O iradeyi biz nasıl güçlendireceğiz? Motivasyonu güçlendirebiliriz. O ne kişiye yapacağız? Öncelikle soruyoruz. Neden bırakmak istiyorsunuz? Ve o bırakma sebeplerini o yol boyunca her zaman hatırlatıyoruz. Bakın sağlığınız şöyle şöyle etkileniyor. Bakın bunu kullandığınız için şu an hayatınızda şunları şunları kaybediyorsunuz. Size böyle böyle buna buna mal oluyor. Bir kere ekonomik boyut mesela çok güçlü bence. Hani ona verilen para biriktirilse birçok şey elde edilebilir. Artı o maddenin getirdiği sağlık problemleri de oluyor. O sağlık problemlerine yapılan harcamalar kesinlikle ayrı. Bunları hatırlatıyoruz. Ve yerine ne konabilir? O yerine bir şeyler koymak da çok önemli. Hayat değişikliği önemli. Alışkanlık değişikliği önemli. Yerine daha sağlıklı alışkanlıklar. Şimdi ben madde bağımlılığına tekrar döneceğim, uyuşturucu bağımlılığına. Uyuşturucu bağımlılığında yılların geçmiş olması, yani çok eski bir bağımlı olmak, yeni bir bağımlı olmak arasında bir fark var mı tedavi açısından, bırakma açısından? Eski bir bağımlı olmanın şöyle bir dezavantajı var. Artık o konuyla ilgili kültür oluşmuştur. Hep bu kültüre dönüp dolaşıp geliyoruz. Yani arkadaş çevresi, alışkanlıklar, kafeler, beslenme alışkanlığı, hayat tarzı, yatma kalkma düzeni, ne bileyim iş belki ona göre ayarlanmıştır vesaire. Yeni başlayan birisi de daha kolay gibi geliyor bana. Çünkü yeni bir şey hemen durdurulabilir, önüne geçilebilir, toparlanılabilir gibi geliyor. Böyle düşünüyorum. Yani yine uyanık olmak, aile desteği, belki hani biz ergenler için konuşuyoruz ama ilerleyen yaşta bu meretlere başlayanlar da var. Mesela az önce Yako Bey dedi ki 4 evlilik yaptım. Evet. Yıkılan 4 yuva var. Evet. Değil mi? Evet. Çok acı. Parçalanmış aileler var. Genellikle alkolizm tedavisinde de çok sanıyorum bu değil mi? Dramlar, aile dramları karşınıza çok fazla çıkıyor. Evet, maalesef. Orada eşim ve çocuğun durumu ikna edici olmuyor mu? Yani bir orada motivasyon ararken bu ikna edici olamıyor mu artık? Şimdi ilk başta belki eş destek olmaya çalışmış olabilir ama destek olurken bir uzmandan yardım almadığı için her seferinde geri tepmiş olabilir çabaları ve artık destek olmaktan yorulmuş olabilir. Artık rest çekmeye başlamış olabilir. Bu bir yöntem mi rest çekmek? Artık karşı karşıya gelmiş olabilirler bağımlıyla. Ve artık hani o noktadan sonra bağımlı hani eş desteği, çocuk vesaire gözü görmüyor hale gelmiş olabilir. Böyle bir döngü oluşmuş olabilir diye düşünüyorum ben. Peki özellikle rest çeken hanımları çok biliyorum. Yani ya alkol ya biz ya madde ya biz yani rest çekmek hakikaten bir yöntem midir? Yani eşler için de bunu soralım madem.
Yani ilk şeyde, nasıl diyeyim, tespit edilen ilk noktada, bu yola başlanan ilk yerde belki avantajı olabilir. Çünkü büyük bir motivasyon, hani eşini kaybetmek ya da ailesini, çocuğunu kaybetmeyi göze alamamak. Bunlar büyük motivasyonlar. Ama yolun ilerleyen kısımlarında artık hani savaşmaktan bıkmış bir eş, hı-hı, için rest çekme ve onun karşısındaki bağımlılığı için destekleyici değil de köstekleyici bir şey olabiliyor. Artık evet, hani iki kişinin de daha fazla savaşacak gücü olmuyor ve ipler kopuyor. Klinik psikolog Pınar Kaya, çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten rica önemli ederim. Konular, toplumsal konular ve çok uzun konuşulması gereken ehemmiyetli konular. Hı-hı. Sağ olun, var olun, bizi bilgilendirdiğiniz teşekkür için. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Sağlık Merkezi'nin bugün de sona geldik. Yarın sabah birlikte oluncaya dek efendim, hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.